Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıradaki yazarımız Ayşe Kulin. Bu da çok üretken bir yazar arkadaşlar. Ayşe Kulin'in de birçok romanı var. Ben yine bir eleme yaptım ve en önemli gördüklerimi aldım diyeyim. Adı Aylin, biyografik roman. Ayşe Kulin bir özelliği de biyografik romanını çok yazıyor arkadaşlar. Bu da Ayşe Kulin'le ilgili bilmemiz gereken bir ayrıntıdır. Adı Aylin, Sevda Linka, Füreyya, Köprü, Nefes Nefese, Gece Sesleri, Bir Gün, Veda, Türkan, Gizli Anların Yolcusu, Boran'ın Kitabı, Dönüş. Arkadaşlar burada ben mesela Köprü'yü okudum. Köprü'de merhum vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayatını anlatıyor. Daha doğrusu o köprüyü, meşhur köprüyü yaptırma sürecini anlatıyor Erzincan'daki. Nefes Nefese romanı arkadaşlar. Ya Almanya'da Nazi zulmünden kaçan Yahudileri anlatıyor. Daha doğrusu Türk dışişleri aracılığıyla, Türkiye aracılığıyla kaçırılan, kurtarılan Yahudileri anlatıyor. Gece Seslerini okumadım. Veda romanında arkadaşlar Kurtuluş Savaşı yıllarını anlatıyor. Benim okumuş olduğum kitapları bunlardı. Evet. Gelelim diğer yazarımız Buket Uzuner. Buket Uzuner de üretken yazarlarımızdan, kadın yazarlarımızdan biri. Kumral Ada Mavi Tuna, Uzun Beyaz Bulut, Gelibolu, İstanbullular, Su, Toprak. Su ve Toprak bir ikileme arkadaşlar. Uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları, Uyumsuz Defne Kaman'ın maceraları. Bu sanırım okumadım ama şamanlık üzerine bir roman. Öyküleri Güneş Yiyen Çingene, Karayel Hüznü, Şairler Şehri, Şiirin Kız Kardeşi Öykü, Yolda, Kumralada, Mavi Tuna önemli eserleri. Evet, Adalet Ağaoğlu edebiyatımızın usta romancılarından, usta yazarlarından birisi. Mutlaka okumalısınız. Özellikle Ölmeye Yatmak, Bir Düğün Gecesi ve Hayır. Bu bir üçleme arkadaşlar. Ölmeye Yatmak romanını mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Bir Düğün Gecesi de teknik açıdan çok ilginç bir roman arkadaşlar. Gerçekten bir düğün gecesini anlatıyor. Yaklaşık 300-400 sayfada bir düğünü anlatıyor. Tabii geriye dönüşlerle geçmişi anlatarak anlatıyor. Çok güzel bir roman. Hayır da bu iki romanın devamı niteliğinde yazılmış bir roman arkadaşlar. Fikrimin İnce Gülü. Fikrimin İnce Gülü'nü okumadım ama Fikrimin İnce Gülü'nde bir şey vardı. Şu an hatırlayamadım. Siz bakabilirsiniz. O da bir şeyin. Evet, hatırladım şimdi. Fikrimin İnce Gülü arkadaşlar. İlyas Salman'ın başrolünde oynadığı Sarı Mercedes filminin kitabı arkadaşlar. Orada Sarı Mercedes olarak çevriliyordu sanırım. Kitabın yani o filmin Sarı Mercedes filminin kaynağı diyelim yani şeyi Fikrimin İnce Gülü romanı arkadaşlar. Mutlaka izlemişsinizdir. İlyas Salman'ın filmiydi. Evet yani toparlayacak olursak Adalet Ağaoğlu'yla ilgili söyleyecek çok şey var. Çok önemli bir yazar. Ama ben hemen eserlerini sayayım sizlere. Ölmeye Yatmak, Fikrimin İnce Gülü, Bir Düğün Gecesi, Yaz Sonu, 3-5 Kişi, Hayır, Romantik Bir Viyana Yazı, Dert Dinleme Uzmanı bunlar romanları. Öyküleri ise Sessizliğin İlk Sesi, Hadi Gidelim, Hayatı Savunma Biçimleri de öykü kitapları arkadaşlar. Hani 2020 yılında kaybettiğimiz için belki Adalet Ağaoğlu sorulabilir. Evet, gelelim bir diğer yazarımız Mustafa Kutlu. Mustafa Kutlu da çok üretken bir yazar arkadaşlar. Ortadaki Adam, Gönül İşi, Yokuşa Akan Sular, Yoksulluk içimizde, Ya Tahammül Ya Sefer, Uzun Hikaye, Beyhude Ömrüm, Mavi Kuş, Tufandan Önce, Rüzgarlı Pazar, Şef, Zafer Yahut Hiç, Hayat Güzeldir, Anadolu Yakası eserlerindendir. Burada en bilineni arkadaşlar Uzun Hikaye romanıdır. Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde oynadığı da bir filmi çekilmiştir. Güzel bir kitap ve filmdir arkadaşlar. İskender Pala da üretken yazarlardan. Gerçekten onun da böyle
Hani eleme yaptım. Çok bilinen romanları, eserlerini aldım. Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk, Kadılar Kitabı, Kırk Güzeller Çeşmesi, Kitabı Aşk, Kırk Ambar, Leyla ile Mecnun, Dört Güzeller, Katri-i Matem, Şah ve Sultan, Kurtların Efendisi, Od, Bir Yunus romanı, Efsane Bir Barbaros romanı, Mihmandar, Bir Eyüp Sultan romanı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bunlar önemli eserleri. Şah ve Sultan da şeyi anlatıyor. Yavuz Sultan Selim'i ve Şah İsmail'i anlatıyor. Zülfüvaneli yani bir müzisyendir ama son dönemlerde gerçekten çok usta işi romanlar kaleme almıştır. Artık edebiyatımızın usta romancılarından biri olarak kabul edilmektedir. Huzursuzluk, Konstantiniyye Oteli, Kardeşimin Hikayesi, Serenat, Son Ada, Sevdalım Hayat, Leyla'nın Evi, Mutluluk, Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm, Araf'ta Bir Çocuk önemli eserleridir arkadaşlar. Evet, Murat Hamungan şair kimliğiyle tanınsa da aslında bir roman ve hikaye yazarıdır aslında bir yandan da. Bunun da eserlerini bilmemizde yarar olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bir romancı olarak değerlendirebiliriz. Hikaye kitapları Son İstanbul, Cenk Hikayeleri, Kırk Oda, Lal Masallar, Kaf Dağı'nın Önü, Üç Aynalı Kırk Oda, Yedi Mühür, Yedi Kapılı Kırk Oda, Kadından Kentler, Eldivenler, Hikayeler, Kibrit Çöpleri, Hikaye Kitapları, romanları da Yüksek Topuklar, Çador ve Şairin Romanı olarak bilinen eserleridir arkadaşlar. Evet, Mithat Cemal Kuntay biraz gerilere düştü. İlk başları almam gerekiyordu. Hani Reşat Nuri Güntekin falan onların devriydi ama buraya şey yapmışım, almışım. Evet, Mithat Cemal Kuntay şiir kitabı Türk'ün Şehnamesinden milliyetçi bir kişidir. Oyun Kemal, 28 Kanunu Evvel. Romanı da 3 İstanbul arkadaşlar. Yani romanı bilinen, tanınan bir romandır. 3 İstanbul olarak. Yusuf Atılgan da edebiyatımızda hani az eser verip ama çok değerli eserlerdir verdiği eserler. En önemli romanları tabii 3 tane romanı vardır. En önemli demeyeyim yani 3 romanı. Aylak Adam, Anayurt Oteli, Canistan. Anayurt Oteli'ni mutlaka okumalısınız arkadaşlar. Aynı zamanda filmi de var. Kim oynuyordu? Macit Koper oynuyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Ama kitabını mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Nedir yani Yusuf Atılgan deyince insanın iç dünyası, psikolojik kitaplar diyebiliriz yani iç dünyayı yansıtan, yalnızlığı anlatan kitaplar, romanlar yazmıştır. Öykü kitapları Bodur Minare'den öte, Eylemci. Bir de çocuk kitabı yazmış, Ekmek Elden, Süt Memeden diye arkadaşlar. Yusuf Atılgan da edebiyatımızın önemli yazarlarındandır. Yani az eser vermesine rağmen edebiyatımızı önemli ölçüde etkilemiştir. Evet, Vedat Türkali Bir Gün Tek Başına en önemli romanıdır. Mavi Karanlık, Yeşilçam Dedikleri Türkiye, Tek Kişilik Ölüm, Güven, Kayıp Romanlar bunlar da diğer eserleridir. Tabii Kayıp Romanlar ve Güven de önemli eserleri arasında sayarız. Evet, İhsan Oktay Anar edebiyatımızın bana göre en usta romancılarından biridir. Mutlaka okumalısınız. Özellikle Puslu Kıtalar Atlası'nı. Yani bu listede ben bir tek neyi okumadım hala fırsatım olmadı. Efrasiyab'ın hikayelerini okumadım bir tek. Ama diğer kitapların hepsini hayranlıkla okudum. Çok etkileyici bir yazar. Puslu Kıtalar Atlası aynı zamanda arkadaşlar İngilizceye çevrilip İngiltere'de oyun olarak da sergilenen bir eser. Nedir? Hemen eserlerini sayayım sizlere. Puslu Kıtalar Atlası, Kitabul Hiyel, Efrasiyab'ın Hikayeleri, Amat, Suskunlar, Yedinci Gün, Galis Kahraman,
önemli eserleridir arkadaşlar. Orhan Pamuk edebiyatımızın en tartışmalı isimlerinden biridir diyebiliriz. Benim şahsi görüşüm kendisi iyi bir yazar değildir ama iyi bir romancıdır. Hani roman tekniğini çok iyi kullanıyor. Yani romanda kullandığı teknikler çok iyi ama maalesef çok hatalı dil kullanımı var. Yani çok dil yanlışı yapıyor. Ama yine de edebiyatımıza tabii Nobel ödülü de almış olduğu için önemli bir yazardır. Ben birçok kitabını okudum. Birçok kitabını da okurken özellikle de bir Türkçe öğretmeni de olduğum için hatalı cümlelerini, düşük cümlelerini, mantık hatası olan cümlelerini altını çize çize okuduğum bir romancı. Evet, eserleri Cevdet Bey ve Oğulları, Sessiz Ev, Beyaz Kale, Kara Kitap, Yeni Hayat, Benim Adım Kırmızı, Kar, Masumiyet Müzesi, Kafamda Bir Tuhaflık, Kara Kitap 25 yaşında, Kırmızı Saçlı Kadın romanlardır arkadaşlar. Şimdi bu romanların içinde mesela Kara Kitap edebiyatçılar tarafından, eleştirmenler tarafından böyle bir milat kabul ediliyor. Hani postmodernizmin zirvesi olarak kabul edilen bir eser. Bana göre ise Orhan Pamuk'un bence en iyi kitabı Masumiyet Müzesi ve Kafamda Bir Tuhaflık. Yani bu iki romanı bence en iyisi. Yani mesela bir Kırmızı Saçlı Kadın sırf Orhan Pamuk roman yazmış desinler diye yazmış olduğu bir roman bana göre. Çok basit, çok sıradan bir roman. Yani bir Masumiyet Müzesi'ni yazan, Kafamda Bir Tuhaflık romanını yazan birinin yazabileceği bir roman değil ama listede var. Yani Orhan Pamuk deyince Kara Kitap ilk akla gelen eserlerden biri oluyor. Evet, şöyle bir baktığım zaman da bir Sessiz Evi okumamışım. Ha, Sessiz Evi okudum, özür diliyorum. Beyaz Kale'yi okumadım. Bir de Kar romanını okumadım. Evet, Ahmet Ümit. Ahmet Ümit de edebiyatımızda polisiye diyebileceğimiz tarzda romanlar yazıyor. Yani polisiye deyince aklımıza edebiyatımızda Ahmet Ümit geliyor artık. Romanları Bir Ses Böler Geceyi filmi de çekildi. İzleyin, var mutlaka izleyin. Sis ve Gece, Kar Kokusu, Patasana, Babı Esrar, İstanbul Hatırası, Sultanı Öldürmek, Beyoğlu'nun En Güzel Abisi. Bunlar romanları. Burada Bir Ses Böler Geceyi okumuştum ben. Bir polisiye, bir cinayet aydınlatma. Aslında bir cinayet diyor ortada ama kitabın sonunda biraz şaşırıyorsunuz. Ve neyi okudum? Babı Esrar'ı okudum. Babı Esrar arkadaşlar Mevlana'yı anlatan bir kitap. Bu şekilde aklımızda kalsın. Belki sorulursa ayrıntı olarak hatırlayabiliriz. Bir de Ahmet Ümit deyince arkadaşlar aklımıza başkomiser Nevzat gelmesi gerekiyor. Kendisinin öykü kitaplarında yarattığı bir karakterdir. Başkomiser, komiser değil, başkomiser Nevzat olarak yarattığı bir karakter vardır. Öykü kitapları Çıplak Ayaklıydı Gece, Başkomiser Nevzat diye de 3 tane kitabı var arkadaşlar. Evet, Hakan Günday. Hakan Günday da edebiyatımızın aykırı yazarlarından birisidir. Eserleri Kinyas ve Kayra, Zargana, Piç, Malafa, Azil, Ziyan, Az, Daha romanlarıdır. Günümüzü genç yazarlarından diyelim. Önemli eserler veriyor. Evet, gelelim Murat Menteş. Murat Menteş de çok farklı bir kişilik. Çok değişik bir tarzı var. Eserleri çok farklı. Kuzgunun Gölgesi, Kaosa Mütevazi Bir Katkı, Aynalı Barikatlar, Dublörün Dilemması, Korkma Ben Varım, Garanti Karantina, Ruhi Mücerret, Antika Titanik, Derde Deva Randevu, Derde Deva Randevu 2. Evet, bu da önemli eserleri ve çok farklı bir yazar kendisi. Evet, son yazarımız Murat Uyur Kulak, 41. olarak eklediğim son dakikada aklıma gelen bir yazar oldu. Tol Bir İntikam romanı, Har Bir Kıyamet romanı, Bazuka hikaye kitabı.
Merhume ve Delibo önemli eserleridir arkadaşlar. Murat Uyurkulak da günümüz postmodern tarzda romanlar yazan kalemlerinden biridir. Evet arkadaşlar, hani daha çok yazar var. Hani şu anda bile aklıma geliyor. Keşke şunu da yazsaydım, keşke bunu da yazsaydım diye, ama hepsini yazabilmemin ya da anlatabilmemin şu anda bir zamanım yok, şeyim yok. Olabildiğince aklıma gelenleri, edebiyatımızda bilinenleri yazmaya, aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.